Ve hepimiz de malum artık yeni bir milli sporumuz eklendi. Tebrik manevrası biliyorsunuz hepimizin. Malumlara çok da yaygın sosyal ve görsel medyada onu takip ediyoruz. Tabii yaşamımızın çeşitli dönemlerinde bulunduğumuz her ortamda işte kaza, hastalanma riski taşıyoruz bu noktada. Tabii bu gibi durumlarda ilk müdahale çok büyük ölçüde fayda sağlamakta. Hatta ve hatta kıymetli doktorlarımız daha iyi biliyor ama hayatı kurtarabiliyor bu noktada. Tabii hayat kurtarabilme noktasında ehliyet kısmı için çok önemli. Gerçekten de bu hem iş yerinde olabilir, hem evde olabilir, sosyal yaşantımızda birçok vakayla karşılaşılıyor insanoğlu. Burada bu işin eğitimini almış tecrübeli kişilerin anlık bir dakikalık belki müdahalesi çok ciddi anlamda işin hastane kısmına giden süreçte çok ciddi fayda sağlıyor. Dolayısıyla da bizler için de çok önemli. Bu projenin bizim için önemli olan kısmında biz özellikle başta kamu görevlilerimiz olmak üzere ki bu kamu görevlilerimizi bir parantez açalım. Özellikle doğrudan vatandaşlarımıza hayata doğrudan temas eden, vatandaşlarımıza doğrudan temas eden nedir? İşte müftülük birimlerimiz olabilir, imamlarımız işte biliyorsunuz camilerde doğrudan vatandaşlarımızla muhatap. İşte diğer bir eğitim camiamız, bu noktada öğrencilerimiz boyutuyla doğrudan hayatla ve vatandaşlarımızla temaslı. Ve bu benzeri işte muhtarlar olsun, hayata doğrudan temas eden kamu görevlilerimize biz bu eğitimi vermek suretiyle hem kendi kurumsal kapasitemizi geliştirmek için mücadele veriyoruz. Bununla birlikte de gerçekten de bu farkındalığı yaratmak önemli. Ve bir hatanın önüne geçmek istiyoruz. Bu ilk yardımda biliyorsunuz eğitimi almadan yapılan bazen iyi niyetle yapılan müdahaleler Allah korusun işi çok çok daha kötü noktalara da getirebiliyor. Bunun da örnekleri var maalesef. Yani